Örnek olması maksadıyla sizin aracılığınızla teşekkür ettim. Bravo. Hangi köydü bu Sayın Nazankara? Biz Muhtar Osman Çingirli'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bravo. Evet. Mustafa Gül, hala insanlar sorumsuzca davranıyorlar diyor. Marketlere maskesiz, eldivensiz yollarda geziyorlar. Çok yazık tabii ki. Aydın Tüler, günaydınlar. Evet. Günaydınlar, selamlar. Mustafa Karataç kardeşimiz. Selamlar ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Herkese. Efendim, bakalım gazetelerimize. Tayyip Erdoğan gibi Ersin Tatar da mizahtan şikayetçi oldu. Bence mizahtan şikayetçi olmanın ötesinde Sayın Tatar alttaki yorumlara çok kızmıştır diye düşünüyorum. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle Başbakan Ersin Tatar tarafından polise şikayet edilen mizah ustalarımızdan akademisyen Seni Çavuşoğlu ifade vermek üzere adli şubeye çağrıldı. Avukatı Tacan Reynar ile görüştükten sonra polise ifade vermeyi reddeden Çavuşoğlu, daha sonra sosyal medyada yaptığı açıklamada, grafik ve mizah hayatımda ilk kez bir sosyal medya paylaşımım ciddi ciddi polise şikayet edildi dedi. Konu ile ilgili görüşü sorulan Ersin Tatar ise şöyle dedi. Adam beni tımarhanede deli ilan etti. Evet, polise ben şikayet ettim. Onun beni deli ilan etme hakkı yoktur. Avukat Tacan Reynar ise kabile devleti değiliz diyorlar. Tüm kurulu düzen bekçilerine karşı sonuna kadar düşünce ve ifade özgürlüğünü savunacağız dedi bugün. Bu konuda tartışma şeyimize girdi. Evet. Tartışma dünyamıza girdi bu da. Haberci gazetesi bugün manşetine Yüksek Yönetim ve İnsan Hakları Denetçisi Ombudsmanı Emine Dizdarlı'yı koydu. Geçtiğimiz gün danışma ve bilim kurullarıyla ilgili yaptığı değerlendirme ile ilgili detaylı açıklamalar yaptı Sayın Dizdarlı. Sağlık Bakanlığı ipleri eline almalı diyor. Tüm yetki Sağlık Bakanlığı'ndadır. Kurulların ve komitelerin açıklama yetkisi, yapma yetkisi yoktur. Olay bu, bütün gün söylediğimiz bu. Zaten sorumluluk da onlara aittir. Sağ olun Sayın Emine Dizdarlı. Komiteler Sağlık Bakanlığı altında kurulmalıdır. Yardımların adil olması için daha hassas davranılmalıdır. Evet, Lefkoşa'nın hemen hemen her bölgesinde çöp dağları oluştu yorumu var. Ve doğal gaz krizine virüs molası. Kıbrıs açıklarında faaliyet gösteren birçok uluslararası enerji devi faaliyetlerini 2021 yılına dek askıya alınıyor. Kuzeyde 337 test, 1 yeni vaka, güneyde 1803 test, 6 yeni vaka demiş haberci. Ve biraz sonra okuyacağız Serhat İncirli'nin yorumunu. Nesimi, yani divan şairi Nesimi, kötü insanlara 700 sene önce ders vermeye çalışmıştı. 700 sene önce. Kötü insanları yazdık bugün. Hemen belirtelim bunu da. Evet, dijital yayınlanan gazetelerimize ve diğerlerine bakacağız ama şimdi Hakikat Gazetesi ücret desteği için başvurular bugün başlıyor dedi. Ücret desteği için başvurularımız bugün başlıyor. Herkesin limiti doldu. Star Kıbrıs bugün bu başlığı attı. Hükümeti eleştiren Akıncı, gördüğüm en büyük zaaf konuları etraflıca konuşacak, iyice hesap ederek ne getirir ne götürür diye değerlendirmeden adım atmaları, herkesin limiti doldu. Ahmet Savaşan, güvenli ülkeye yönelecek turistler diyor. Bu da bugün ön sayfadan. Akıncı, boş milliyetçilik yapılıyor dedi bugün. Boş milliyetçilik yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı güneyden gelen ilaç yardımları konusunda ilaçlar güneyden kuzeye aynı yöntemle ilk defa geçmedi. Güneyden ilk defa sağlık hizmeti alınmadı. Bu ilaçlar gelmeden bir gün önce güneyden kuzeye eksik olan bir kanser ilacı geldi diye konuştu. Böyle bir konu üzerinden içi boş milliyetçilik yapılması üzücüdür. Bunları istismar etmek ucuz politikalardır. Bu ucuz politikalardan halkımız zarar görüyor dedi Sayın Akıncı. Başbakan Tatar'ın öğrenmeden ve düşünmeden konuştuğunu, bu halkın sesiydi. Şimdi diyaloğa geçtik. Diyalog gazetesi diyor ki, Başbakan Tatar'ın öğrenmeden ve düşünmeden konuştuğunu iddia eden, belirten diyor Sayın Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 hafta önce gönderdiği mektuba yanıt alamadığını açıkladı. Diyalog TV'de canlı yayınlanan korona özel programına katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, genel yayın yönetmeni Reşat Akar'ın sorularını yanıtlarken, Başbakan Ersin Tatar'ın güneyden gelen ilaçlarla ilgili açıklamaları sonrasında yaşananları trajikomik bir durum olarak niteledi. Akıncı, Başbakan bazen düşünmeden öğrenmeden konuşuyor dedi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a Mart ayı içinde mektup yazdım. Sadece sağlık değil, ekonomi anlamında da Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu anlattım. Yardıma ihtiyaç olduğunu belirttim diyen Akıncı, aradan 3 hafta geçtiği halde bu mektuba yanıt almadığını söyledi. Akıncı, telefon yerine neden mektup diplomasisini seçtiği ilişkin bir soruya söz uçar, yazı kalır sözleriyle cevap verdi. Türk Hava Yolları'nın 3 özel seferiyle 567 kişi Türkiye'ye gitti. Dönüşler devam edecek ve alınan kararlara uyarak evinde kalan UBP milletvekili Özdemir Berova istediği oğlu özel berber olup saçları kesti. Yaşa be Özer, kendi işini kendin yap. Evet, saçlar da güzel oldu Özdemir vekilim, gerçekten çok güzel oldu, yakıştı. Kuzey Kıbrıs'ta bir yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Diyalog'da bir başka haberdi. Bugün verelim havadis. Bana haksızlık yapılıyor Başbakan Ersin Tatar. Covid-19 özel yayınına konuk oldu havadiste ve bana haksızlık yapılıyor dedi. Ve Profesör Doktor Semih Çavuşoğlu'nun kendisini konu alan grafik çalışmasına tepkisini havadis ekranlarında da dile getiren Başbakan Tatar, adam beni tımarhanede deli ilan etti. Ben bu ülkenin başbakanıyım, buna hakkı yok. Bu mizah değil, büyük bir terbiyesizliktir. Beni aşağılayamaz, polise şikayet ettim dedi. 567 Türk vatandaşı ülkesine döndü. Basın Sen Başkanı Ali Kişmir, basın sektöründe yaşanan işten çıkarma ve maaş ödememe sıkıntılarına işaret etti. Bugün başvurular başlıyor 1500'e. Ve devam ediyoruz. Haberatör gazetesi, hükümet radikal kararlar almalı diyor bugün. 1500 TL için maaş desteği başvuruları bugün başlıyor. Basın Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı bir açıklama yaptı. Haberci gazetesini suçladı. Kıbrıs Haberci'yi işçi kıyımı ve emekçilere yönelik hak gaspı yaşandığını açıkladı. Savaşan turistler güvenli ve sağlıklı ülkelere yönelecek diyor ve vatandaşlardan ücretsiz online psikolojik desteğe yoğun ilgi. Pembe Köşk Hastanesi'nde psikolojik destek var, yoğun ilgi var diyorlar bugün. Volkan gazetesi Akıncı siyaset yapmaktan vazgeçmiyor demiş. Herkes siyaset yapıyor sevgili Volkan, yani nedir? Ve Kıbrıs manşet, bugün Covid-19 salgını ile mücadele sürerken diyor, korkunç bir iddia, virüs testleri ile ilgili korkunç bir iddia var. Özel bir hastanenin güvenilirliği sorgulanan bazı ucuz kitleri kaçak yollardan KKTC'ye getirdiği iddiası Sağlık Bakanlığı'na yakın çevreler tarafından yorumsuz bırakılırken, kamuoyu aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı Ali Pilli ve ilgili resmi yetkililerce cevaplandırılmasını bekliyor. İddiaların merkezindeki özel hastane Covid-19 test kitlerini ithal etmek için izin istedi mi? Kitlerin getirilmesi için Sağlık Bakanlığı'na yapılan herhangi bir başvuru var mı? Varsa verildi mi izin? Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmemişse adı geçen özel hastanenin test kitlerini izinsiz ve kaçak yollardan getirdiği iddiası doğru ise Maliye Bakanlığı ile Gümrük Dairesi Müdürlüğü test kitlerine el koydu mu? İddialar doğru ise kaç adet test kiti kaçak yollardan ülkeye sokuldu? Bu soruları soruyor.
Sürekli beni arıyor bugünlerde. Bazan günde birkaç kere. Berber Mahmut daha çok bekler diye yazmış. Artık bıçak kemiğe dayananlar her geçen gün artıyor. O da yasakla birlikte 14 Mart'tan beri dükkanını açmıyor. Tek kuruş cebine girmedi. Cebine o tarihten beri para girmedi. Ev kirasını ödedi mi bilmiyoruz. Evet, korkunç iddia. Ve Doktor Akansoy guguk kuşlarına itibar etmeyiniz diyor. Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Doktor Mustafa Akansoy koronavirüs sonrası yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 40 gündür medyada, sosyal medyada pek çok kişi koronavirüs hakkında konuştu. Bazısı gerçekten bilgi verdi, bazısı ahkam kesti. Konunun uzmanı olmayan kişilere koronavirüs çok cazip geldi, beğeni almak uğruna neler yapılmadı ki? Beylik sözler söylendiği topyekün savaş denildiğinde bizler 4 haftadır zaten savaştaydık. Bir doktor beyimiz eşi doktor hanıma rapor almak için çırpındı durdu. Üzüldük ama sevgili halkımız sizler üzülmeyin. Çünkü astımı olduğu halde raporu reddedip gönüllü çalışan doktor hanımlarımız da var. Bilin istedim diyerek bilinçsizce ortalığı karıştıranların ve eşine sahte rapor almak isteyen doktorların yanında astım hastası olduğu halde gönüllü çalışan doktorların vardırına dikkat çekti. Bu çok önemli bir olay tabii ki. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Efendim, 500 TL'ye test fon için kaynak diyor bugün yeni düzen. Başhekim Kalfaoğlu Maussa Hastanesi'ne para karşılığı COVID-19 testi iddialarını yanıtladı. Maussa Hastanesi'nde para karşılığı COVID-19 testi yapıldığı iddialarını yanıtlayan Doktor Mustafa Kalfaoğlu, yurt dışından gelen yabancı gemiciler ve özel hastanede ameliyat olacağı için test yapılması gereken kişilerden 500 TL maliyet ücreti alındığını ifade ederek bunların bir fonda toplanarak test kiti alımı için kullanılacağını anlattı. Uzman psikolog Pembe Ardınç, ruhsal sağlığımız da etkileniyor dedi. Yeni bir siyasi mizah krizi diyor Semih Çavuşoğlu hocam için. 15.100 siperi, 20 aspiratör ve biyokabin ülkeye ulaştı. AB Koordinasyon Merkezi bunu açıkladı. Döviz riskle birlikte yükseliyor. Evet, 19 Şubat'ta 7.90 olan sterlin şu anda 8.63. Amerikan doları 19 Şubat'ta 6.06 idi, şimdi 6.92. Euro 6.57 idi 19 Şubat'ta, şimdi 7.50 oldu. Yeni düzen ön sayfasından bu haberi de verdi. Güzel gelecek, bizimle gelecek diyor Güneş gazetesi. Başbakan Ersin Tatar'ın sözlerini manşetten verdi. Görme bozukluğu yapar göğüs hastalıkları klinik şefi Doktor Akansoy, Rum'un yolladığı klorakin fosfatı değerlendirdi, görme bozukluğu yapar dedi. Bu bir iddia. Bu bir iddia, bu çok yanlış ve doktorun söyledikleri değil. Bunu gazete olarak yazmak doğru değil. Çünkü her ilacın yan tesiri vardır. Gıda paketi yardımı almak için 17.000 başvuru yapıldığını yazıyor Kıbrıs gazetesi sürmanşette bugün. 17.000 başvuru gıda yardımına, et satışlarına etiket zorunluluğu, ticaret dairesi görevlileri kasaplara ve marketlerin kasap reyonları sorumlularına et ürünlerine fiyat etiketleri koymaları konusunda bilgilendirme broşürü dağıttı. 1500 TL'lik ücret desteğine başvurular bugün başlıyor ve Kıbrıs'ın manşeti geçinmek çok zor. Koronavirüs tedbirleri ekonomik olarak işverene de çalışana da büyük mağduriyet yaşattı. Cebinde neredeyse parası kalmayan vatandaşlar her gün aynı ayın sonunu nasıl getireceğini düşünür oldu. Şu günlerde 4 kişilik bir ailenin sadece aylık market alışverişi için ihtiyacı olan toplam miktar 1046 Türk lirası. UNICEF'ten 6 maddelik küresel eylem çağrısı, sağlık krizinin çocuk hakları krizi haline gelmesini önleyin. Bugün Kıbrıs bunu da ön sayfadan duyurdu. HAKSEN Genel Sekreteri Hüseyin Şen, hükümetin hem ekonomik tedbirler hem de COVID-19 karantina süreci yönetimini eline yüzüne bulaştırdığını iddia ediyor. Bugün Yeni Bakış'ın manşetinde 567 yolcu Türkiye'ye döndü. 59 kişi yasağı ihlal etti, sokağa çıkma yasağını diyor Yeni Bakış.
Ve Detay gazetesindeyiz. Özlem Gürkut kimse rehavete kapılmasın diyor doktorumuz. Sayın Özer Say solunum cihazları Mausa gümrüğüne geldi. Bu da çok ilginç. 65 solunum cihazımız var dendi, 60 dendi, 55 dendi, 25 dendi. Şu anda bu yeni gelenlerle birlikte 17 deniyor. Nasıl olmuşsa bete döndü bu solunum cihazı. Kaç betimiz var, kaç şeyimiz var diye bugün ona benzedi. Efendim, bugünkü yazımızı okuyalım. Serhat İncirli'nin bugünkü yazısını okuyalım. Vakit kalırsa dünkünü de okuruz. Bazen, evet, başlık Nesimi kötü insanlara 700 sene önce ders vermeye çalışmıştı diyor. Bazen yazı yazmak çok kolaydır benim için. O arada mesajlarımıza bir dakika bakalım. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Haberci gazetesini okumuştuk. Mesajlarımıza bir bakalım. Atladığımız, atlamadığımız var mı? Hemen bakıyoruz. Özür diliyorum sizlerden bir kez daha. Ulaş Nazım, abi saçları kestin diyor. Yok abim, bugün keseceğim. Saçlara şey koydum. Jöle koydum. Hasan Hüseyin Tatlı, tüm KKTC'deki canlara sevgi ve selamlar demiş Hasan Hüseyin Tatlı sizin aracılığınızla. Raif Asvaroğlu müdürüm, günaydınlar, sevgiler, saygılar. Cezaevinde Türkiye'li olup ailesi KKTC'de olmayan insanlarımız var. Bu insanlar hem maddi hem manevi sıkıntı içerisindedir. Çünkü hiçbir şey çalışmıyor, bankayla, kartla gönderemiyoruz. Evet, selamlar Yaşar, Yasin Kurt sana da. Yaşar Üncü, evet, kale bile alınmazsınız diyor. Günaydın, beni sevdi, seni sevmedi. Bana verir, sana vermez. Kimse kimseye ne verir, ne sever karşılıksız diyor. Erbil Damcıoğlu, kardeşim, günaydın sayın komutanım demiş. Günaydınlar. Komutanım den yanlış anlayacak insanlar. Recep Sütlüceli, günaydın Londra'dan. Burada durumlar çok kritik. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah Recep Sütlüceli, inşallah. Hasan Mülayim, günaydın. Evet. İsterlin mi kazanırlar da isterlin üzerinden her şeyi isterler satsınlar diyor Nazime Abdullah. Yazık diyor. Veysel Dal, günaydın. Yasemin Bekitener, bunca insanın vebalini alıyorlar. Dünyanın neresinde görülmüş, şeriatla yönetilen İran bile mahkumlarını bıraktı diyor. Mizah deyince benim aklıma bir şey geldi Necdet Mavi Gözlü diyor. Örneğin yüzümüzde maskeyle bir gazinoya gittiğimizi düşündüm. Maskenin arasından hani o senin dediğin beyaz ayranı herhalde artık çöp ile içeceğiz. Evet, gazinoya gittin maskeyle, Necdet Bey bunu düşünür. Ulise kilim anlamadım nedir? Benim iddiam değil ama biraz evvel Türkiye'nin bahsedildi. Ahmet Tekman, bugün bir başka şıksın, cilet gibi görünün diyor. Sağ ol abim, sağ ol. Hüseyin Kara, günaydın. Emin Farisoğlu kardeşim. Tüm tüm tübelebe tüm tümla. Ne o gelir aklıma ama söyleyemem sözlerini. Çok kötü bir söz. Günaydın Sedat Avcan, Sever Pehlivan. Akova demişti Nazan Kara. Biraz önce muhtarımıza selam etmiştik. Sağ olsun, var olsun. Mustafa Karataç, teşekkürler. Behiç Özer, Nazmi günaydın kardeş demiş. Evet, artık cezaevindeki kader mahkumlarının sıkıntılarını ulusal medyalara, uluslararası medyalara taşıyacağız. Cezaevinde yatan tüm mahkumlar şu anda tedirgin. İç işlerine sesleniyoruz. Acil şekilde mahkemeleri açın, bu insanların vebaline girmeyin diyor Yasemin Beki Tener. Şimdi geçelim köşe yazımıza tekrardan. Evet. Nesimi kötü insanlara 700 sene önce ders vermeye çalışmıştı. Bazen yazı yazmak çok kolaydır benim için. Her gün yazarım. Çoğu zaman örneğin 750 kelimelik bir yazı en fazla 20 dakikada, hadi bilemediğiniz 30 dakikada biter. Eğer 2 kez, 3 kez, hatta 4 kez tekrar okuyup düzeltmeler yapmazsam ertesi gün o yazı hatalarla doludur. Kelime yanlışları vardır, cümle düşüklüğü söz konusudur. Bazen yazı yazmak çok zordur. O zor dönemlerde insanların kötülüklerini yorumlamak gibi bir durum söz konusudur. Bir insan
başka bir insandan neden nefret eder? Neden bir insan başka bir insanın kötülüğünü ister? Gerçekten bunu anlamak çok zordur. Cehalet mi? Kültür farklılığı mı? Yani bir çeşit kültürel farklılık mıdır? Kısacası normal bir şey midir başka bir insandan nefret etmek? Bu konuyu yazmak çok zordur. Irkçı, pis faşist diyerek kesip atamazsınız. Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki minicik oğlu kansere yenildi. Kadına yazılan mesajlar içerisinde nefret içerenler, hak ettin sen bunu falan diyenler oldu. Nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir inançtır, nasıl bir duygudur, nasıl bir kültürdür, nasıl bir ırkçılık, dışlayıcılık, nefrettir, nedir? Hürriyet gazetesinde dün Fulya Soybaş bu konuyu yazdı ve biz ne zaman insanların acısı ile beslenen kötü kalpli insanlar olduk diye sordu. Biz derken elbette Türkiye'den bahsediyordu ama bu konu, bu olay sadece bize mahsus bir kötülük değildir. Konunun uzmanları bu nefreti kıskançlık veya farklı yaşamlara öfke duymakla açıkladı. Çok adi, çok ahlaksız bir tavırdır nefret. Kadın çocuğunu kaybetti. Yaptığın kötülüklere say diyenler var. Kabul etmek mümkün değil. Kadın çocuğunu gösteriş ve para kazanma maksatlı olarak uçaktan aşağıya salkıtırken kaybetmedi ki kardeşim. Hepimiz böyleyiz ama değil mi? Bizden farklı olanı mutlaka eleştiririz. Kıskanır mıyız yoksa başka bir sebeple mi saldırırız bilemem ama her yerde vardır bu insanlardan. Daha önce de vardı, şimdi de var. Ama umarım gelecekte olmaz. Bunu ceza kanunları ile engellemekten söz edenler de oldu. Bahsettiğim Hürriyet'teki haberde bir avukat cezasızlık nedeniyle yanlarına kalıyor diyor. Bizde de durum farksızdır. İnsanlara maske yaratmak için neredeyse canını yiyen bir öğretmenimize koronavirüs bulaşmış. Öyle paylaşımlar var ki neredeyse öldürün bu kişiyi diyecek. Bu bir hastalıktır kardeşim. Bir insanın hasta olması ne zamandan beri çok büyük suçtur. Ama biz çok alışkınız bu tür ırkçı, dışlayıcı yorum ve davranışlara değil mi? Yıllardır yaşıyoruz bu iğrenç ve aşağılık durumu. Biz bizden olmayanı asla sevmeyiz. Aşağılarız, eleştiririz, suçlarız, dışlarız. Zengindir, kesin hırsızlık yaptı. Cinsel yönelimi farklıdır, söylemediğimizi bırakmayız. İki sarımlık bile olmayan gadnavur ile mi yakalandı? Aylarca hapse atarız. Siyasi görüşü bizden farklı mı? Desteklediğiniz birini veya partiyi mi eleştirdi? İşten attırırız. Attırmak için elimizden geleni ardımıza koymayız. Herkes bizim sevdiğimizi sevmek zorundadır. Sevmiyor mu? Ona yaşama hakkı tanımayız. Türkiye'de de böyledir, KKTC'de de. Belki Türkiye'de durum bize göre çok daha üzücü ve acı boyuttadır ama bizde de yok değildir. Diyeceğim şudur ki bu koronavirüs günleri geçtikten sonra umarım daha düşünceli, daha hoşgörülü, daha sevgi dolu, daha paylaşımcı olmayı başarırız. Bu konuda hükümetlere, bazı makamları koruyanlara da görev düşüyor. Ceza vermek için değil elbette. Bu türden tavır takınanlara yakın durmamak mesela. Yıllardır bu ülkede kendileri gibi düşünmeyenlere yaşam hakkı tanımak istemeyen ve özellikle milliyetçi tandanslı yöneticilere baskı yapan bir grup kötü insan var. Gerçekten kötü kalpli, kötü insanlardır bunlar. Allah onlara da sağlık ve uzun ömür versin ama kendileri de düşünmelidir. Yaptıkları kötülükleri, hissettikleri ve kustukları nefreti iyi düşünmelidirler. Yıllardır bu kötü, gammaz insanlar çok etkili de oldu bu ülkede. Umarım koronavirüs çağında, yani yeni dönemimizde bu tür alışkanlıklarından vazgeçerler.
Kimse sizin sevdiğinizi sevmek zorunda değildir. Sizin oy verdiğinize oy vermek zorunda da değildir. Sağdan ya da soldan hiç fark etmez. Kimse sizin istediğiniz gibi yaşamak zorunda da değildir. Dileyen dilediğini sever, dilediği gibi yaşar, dilediğini eleştirir. Hakaret etmeden tabii ki. Yanlış gördüğüne yanlış der, doğru gördüğüne de doğru. Yeni dönemde ekonomik anlamda yaşamımızı sürdürmek için çok ciddi zorlukların içerisine gireceğimiz kaçınılmaz bir gerçektir. Ama bu yeni dönemde eski alışkanlıklarımızdan lütfen kurtulalım. Daha dürüst, daha temiz insanlar olalım. İnsan üzerinden oyun oynamayalım. Aslında yeni bir şey değil bu söylediklerim. Mesela 700 yıl önce Nesimi söyledi bunların çoğunu. Nesimi. Gerçi sonuçta derisini yüzerek öldürdüler. Ama bu sonucu bildiği halde inandığı davadan vazgeçmedi. Devrin müftüsü konumundaki adamın Nesimi için "Bu öyle bir kafirdir ki kazara pis kanı insanın bir uzvuna temas etse orasını kesmek lazım gelir" demiştir. Ha, Nesimi mi ne demişti? Sofular haram demişler bu aşkın badesine. Ben doldurur, ben içerim, günah benim, kime ne? Haydar haydar, günah benim, kime ne? Nesimi'ye sormuşlar yarın ile hoş musun, hoş olayım, olmayayım, o yar benim, kime ne? Haydar haydar, o yar benim, kime ne? Evet, bu yazıyı özellikle bir grup goncoloz diyebileceğimiz tipe ithaf ediyorum tabii ki. Çünkü hayatlarını hep birilerini şikayet etmek, birilerinin ekmeğiyle oynamak, birilerinin ekmeğini kesmekle uğraştılar. Evet. Mustafa Akansoy'un açıklamasını okuduk. Çok teşekkür ediyoruz göndermişler bizlere. Suna Atam günaydın. Mehmet Türkay Fotalı. Uçaklar dolar dolar Türk vatandaşı Türkiye'ye gider. Acaba TC kimlikleriyle giderler, döneceklerinde KKTC kimlikleriyle mi dönecekler? Mehmet Türkay Fotalı sormuş. Dileyen dilediği yere gitsin abi yani. Bize ne, isteyen istediği yerde yaşasın. Herkes hürdür. Güle güle gitsinler. Güle güle de gelsinler inşallah. Şahsine keskin geçecek bugünler. Yeter ki dayanışma olsun insanlar arasında demiş. Evet. Kıbrıs Gece Gündüz'e teşekkür ediyoruz. Behi Çözer. Evet. İyi yayınlar. Dile Bassoy teşekkürler. Ömer Karavezirler, kimse söyleyen kendisi bir şey olsun diyor, terbiyesiz insanlar Ömer Karavezirler. Abdullah Yükler, teşekkürler. Gerek KKTC gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mahkumların hepsi insandır. İnanın suç bile sayılmayacak Türkiye'de olmayan vakalardan yatan insanlarımız var. Açılsın mahkemeler demiş bir arkadaşımız. Evren Nadir ve Mustafa Nadir Lefke'ye selamlar. Abdullah Yükler sağ olasın. Mustafa Genç Muskan, Çavbellalı günaydınlar. Yazın için tebrikler kardeş demiş bizlere. Biz de herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz, saygılarımızı iletiyoruz. Evet, sizlere... Maşallah Erkan, Mersin'de çok sayıda Kıbrıslı aile KKTC'ye gelmek için karşı kıyıda bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti özel seferle uçak gönderip vatandaşlarını aldı. Bizimkiler neyi bekler oralarda? Virüs bulaşana kadar oradan mı tutacaklar? Kalacak yeri olan var, olmayan var. Bu işe acil çözüm bulmaları gerekmez mi diyor. Maşallah kardeşim, bilmiyorum durumun ne olacağını ama sanırım günaydınlar Bertu Juri. Günaydınlar Bertu Juri. Teşekkürler. Maraş'ta canımız burnumuza geldi kardeş diyor Mehmet Ali Salih. Maraş'ta canımız burnumuza geldi. Abi dayanacak, birkaç gün daha dayanacak. Teşekkür ederiz. Supi Coşkun Başkanım günaydınlar.
günaydınlar. Evet. Hemen bakalım. Evet. Sayın Bakanımız, Başbakan Yardımcımız, Dışişleri Bakanımız, bir, bu süreç başladığında hastanemizde 36 solunum cihazımız vardı. 7 tane de yeni kuruldu, şu anda devrede. 2. 3. 50 tane ihaleye çıktık. Sonuçlandı. O 50 tanenin 10 tanesi dün Mausa Limanı'na geldi. Bu hafta hastaneye kurulur. Geriye kalan 40 gelen ay gelir. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP üzerinden 40 tane daha alma sözü verdi. Bunların 20 tanesi bu ay sonu, geriye kalanı Mayıs ortası ve sonu gelecek. 5. Bunlara ilaveten farklı sivil toplum örgütleri birer ikişer toplamda 23 solunum cihazı siparişi verdi. Henüz gelen yok ama bazısı yolda. Özetle şu anda 43 tane kurulu, son gelen 10 birkaç güne kurulunca 53 olacak. Bunların şu anda fiilen kullanılan sayısı 20 civarı. Yoğun bakım hastaları başka rahatsızlıklar nedeniyle, korona değil. Gerisi kullanılabilir durumda. Tümü gelip kurulduğunda Mayıs sonu 150'ye ulaşacak sayı. Çok çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Çok çok teşekkürler. Evet, Sayın Bakanım. Bağlayalım sizi hemen müsaadenizle. Evet. Neyse, ara verelim. Aramız var zaten şu anda. Aradan sonra sorarım Sayın Bakanımıza. Bu açıklamanın üzerine bir şey yapmak isterim ama muhteşem bir açıklama. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok net bir bilgilendirme var. Son bir kez daha okuyayım sizlere solunum cihazlarımızla ilgili olarak. Sayın Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanlığı Kudret Özer Sayın açıklaması var bizlere. Günaydın, günaydınlar. Bir, bu süreç başladığında hastanemizde 36 solunum cihazımız vardı. 7 tane yeni kuruldu. Şu anda devrede. 50 tane ihaleye çıktık. 50 tanenin 10 tanesi dün Mausa Limanı'na geldi. Bu hafta hastaneye kurulur. Geriye kalan 40 gelen ay gelir. AB UNDP üzerinden 40 tane daha alma sözü verdi. Bunların 20 tanesi bu ay sonu, geriye kalanı Mayıs ortası veya sonu gelecek. Bunlara ilaveten farklı sivil toplum örgütleri birer ikişer toplamda 23 solunum cihazı siparişi verdi. Ve özetle şu anda 43 tane kurulu, son gelen 10 birkaç güne kurulunca 53 olacak. Bunların şu anda fiilen korona dışında yoğun bakımda 20 tanesi kullanılıyor ve gerisi kullanılabilir durumda. Tümü gelip kurulduğunda Mayıs sonu 150'ye ulaşacak. O zaman daha da rahat ederiz inşallah. Evet, Sema Şah Hacı Arifoğlu günaydın, Bertu Juri günaydın demiştik. Günaydın. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Hiçbir yere gitmeyin, İngiliz gazetelerine de bakacağız.